Havacılık meraklıları Rus uçaklarını dışarıdan bakıldığı zaman iri perçinleriyle hemen diğerlerinden ayırır. Özellikle uçakların kuyruk, motor bölümlerine bakıldığı zaman iri perçinler hemen dikkat çeker. Aklınıza şu gelebilir. İmalat teknolojilerinde bu kadar ciddi bir gelişim yaşanırken neden uçaklarda hala çok eski teknoloji yani perçinler kullanılmaya devam ediyor? Devasa gemilerde tonlarca saç birbirine özel tekniklerle kaynak yapılarak tutturuluyor. Yer çekimine karşı koyan uçaklarda ise çok eski bir teknoloji var. Metal parçalarını binlerce perçin bir arada tutuyor. Tek motorlu basit bir eğitim uçağında yaklaşık 10 bin, Boeing 747'de ise milyondan fazla perçin var. Askeri uçaklarda ise görevin zorlukları nedeniyle perçin sayısı hiç de az değil. Bu gelişmiş malzemelere rağmen neden hala perçin kullanılıyor? Gelin bu konuyu birlikte inceleyelim. Aslında kaynak işlemi bir tür metalleri birleştirmede kullanılıyor. Yüksek ısıyla metal eritiliyor ve birleştiriliyor. Sadece gemi imalatında değil, örneğin otomobil üretiminde de kaynak yoğun olarak kullanılıyor. Ancak konu uçaklar olduğunda kaynak havacılıkta çok az yerde kullanılıyor. Perçinin tercih edilmesinin ana nedenlerinin başında titreşime karşı üstün direnç sunması geliyor. Hava araçları uçuş sırasında çok fazla dış kuvvete maruz kalıyor. Örneğin basınç farkı. Yolcu uçaklarının kabin içindeki ve dışındaki basınç farklarından oluşan gücü gövdenin karşılaması gerekiyor. Benzer şekilde çok güçlü rüzgarları da dikkate almakta fayda var. Savaş uçakları veya akrobasi uçaklarının yaptığı yer çekimine meydan okuyan hareketlerde de tüm yapı zorlanıyor. Uçaklarda bu tür durumlarda kaynak kullanılırsa bağlantılarda zamanla çatlak oluşuyor. Uzun süreli titreşimler ve mekanik stres nedeniyle perçinler bu koşullara daha iyi direnç sunuyor. Bir uçağa baktığınızda dış yapının tek bir metalden yapıldığını zannedebilirsiniz. Bu yapılarda örneğin alüminyum, bazı yerlerde titanyum, hatta bazı yerlerde de plastik olarak da kamuoyunun bildiği kompozit malzemeler kullanılır. Farklı malzemeleri kaynak yaparak bir arada tutamazsınız. Bu kadar farklı parçayı ancak perçinler bir arada tutabilir. Kaynak yapılırken iki parçanın da yeteri kadar kalın olması gerekir. Bunu havacılıkta uygulamak oldukça zor. Her bir kilogram ağırlığın bile havacılıkta taşıma maliyeti var. Hava araçlarında istenen her zaman hafiflik. Örneğin 1940'ların sonu ve 1950'li yıllarda yolcu uçaklarının performansının artmasıyla birlikte daha yüksekten daha hızlı uçuşlar yapılmaya başlandı. Doğru teknikte üretilmemiş gövde parçaları nedeniyle o yıllarda birçok kaza yaşandı. Mühendisler çözümü yine eski bir teknoloji olan perçin kullanımında buldu. Perçin kullanımını aynı zamanda bakım sırasında işlemlerin çok daha yapılmasına imkan sunmakta. Hasar gören bir parça kısa sürede çıkartılıyor ve bunun yerine de yenisi takılıyor. Uçaklarda farklı perçinler kullanılıyor. Örneğin yuvarlak başlı perçinler uçağın iç taraflarında kullanılıyor. Delik etrafındaki saç metali güçlendirmek için daha iyi gerilim direnci sağlıyor. Kör perçinler ise yapısal alanlarda kullanılmakta. Perçinler uçağa takılırken yüksek hassasiyet gerekiyor. Önce bir delik açılıyor. Ardından perçin yerleştiriliyor. Perçinin kuyruk ucu presleniyor veya ikinci bir baş oluşturmak için çekiçleniyor. Montajdan sonra mukavemeti tehlikeye atabilecek çatlaklar veya boşluklar gibi kusurun olup olmadığı da kontrol ediliyor. Parçaları tutan perçinler yükü eşit şekilde dağıtıyor. Parçaların böylelikle daha az hasar görmesi sağlanıyor. Halen imalatçılar yeni nesil teknikler konusunda da farklı teknolojileri havacılığa uyguluyor. Örneğin gövdesi tamamen kompozitten imal edilen Boeing 787 Dreamliner'larda katı hal kaynak yöntemi ile parçalar birleştiriliyor. Bir diğer yeni teknoloji ise yapısal yapıştırıcılar. Yüksek mukavemetli yapıştırıcılar bazı uçaklarda perçinlere alternatif veya tamamlayıcı olarak da kullanılabiliyor. Binlerce hatta milyonlarca perçin eski bir teknoloji olmasına rağmen uçakların emniyetli uçmasına çok ciddi bir katkı sağlıyor. Tolga Özbek Ekstra'da ağırlığı sivil havacılık ve detay konularla sizlere videolar hazırlıyoruz. Lütfen görmek istediğiniz konuları, katkılarınızı yorum olarak yazın. Tabii ki kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.